Merhaba Şifre.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Yanımda Berkin Bozdoğan var. BTL5 Çeli'nin 22. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuşacağımız konular. Teknolojide bu hafta neler oldu? Zaten her zaman fix bu. Bunu konuşuyoruz. Bu haftaki ana konumuz ise bir akıllı telefon aldınız. Bu akıllı telefonun ne kadarı maliyet? Üzerine firmalar ne gibi ek bindirimler yapıyor? Yani atıyorum reklam gelirleri nedir? Yani bir akıllı telefon aldığın zaman maliyetin haricinde nelerine para veriyorsunuz? Bunlara bakacağız. Vergiler nedir? Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca bu hafta teknolojide Türkiye'de yayınlanan birkaç tane firmanın reklamını da değerlendireceğiz. Böyle bir reklam eleştirmenliği. Tabii sanatsal olarak mı, sektör olarak mı? Sektör olarak. Tamam. Yok, sanatsal bizim işimiz değil. Bu işi yapan uzmanlar var zaten. Onlara saygısızlık etmek istemeyiz. Teknoloji olarak değerlendireceğiz. Ayrıca tabii arada Samsung Galaxy A7 A5'i inceledik. A5 incelemesini burada bir özetini geçeceğiz. A5 ile ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Bu haftaki telefonumuz da A5. Şimdi dilerseniz programımıza başlayalım. Başlayalım. İlk teknolojide öne çıkan meseleleri hızlı bir şekilde değerlendirelim. Benim dikkatimi çeken, hani bu hafta biraz daha böyle bir son kullanıcıya odaklı değil, hani genel teknolojiden gitmek istiyorum. Cinsel hastalıklar telefonla tespit edebilecekmiş. Ne yapacağız da tespit edilecek peki? Sonuçta kan örneklerine falan bakılması gerekiyor. Hemen şey yapıyorum. Şimdi şöyle, yaklaşık 35-34 dolarlık bir arayüz var. Telefonun çıktı, yani USB, micro USB ya da Lightning portuna takıyorsunuz. Hem Android hem iPhone cihazları destekliyor. Ufak bir kan örneğinizi buna, bu cihaza aktarıyorsunuz. Direkt yazılımla beraber oradan sonuç üretiyor size. Şey gibi, şeker ölçme cihazları gibi. Gibi. Yani güzel bir olay. Yani dünyadaki önemli hastalıklardan bir tanesi HIV, AIDS de diyebiliriz. Mesela burada insanlar yanılıyor. AIDS olmuyor insanlar. İlk başta HIV virüsünü kapıyorlar. Ve taşıyıcı olarak hiçbir müdahale edilmezse 10 sene içerisinde HIV virüsü AIDS'e dönüşüyor. Eğer erken teşhis bu noktada çok önemli. Karma ilaç tedavisi diye bir şey var. Karma ilaç tedavisini başarılı bir şekilde yürütürseniz hep HIV taşıyıcısı olarak ömrünüzü sürdürebilirsiniz. Çok ünlü bir örneği var. Profesyonel basketbolcu Magic Johnson. Evet, onu bilmiyordum ama Magic Johnson. Böyle bir gerçek var. Yani teknolojinin gelişmesi hayatta her şeyi kolaylaştırıyor. Yani bence bu konuda güzel olmuş. Diğer bir konu, Facebook ile WhatsApp birleşebilir. Zaten WhatsApp'ı Facebook satın almıştı. Bu amacı zaten hani oradaki megalodonun ben olduğunu hep düşündüm çünkü. Yani hani niye alsın? En azından eBay'in zamanında Skype'ı almasan çok daha mantıklı bir yatırımdı. Yani belki de kullanıcı tabanlarını aşağıda eşleştirdiler bile. Biz ne yaptık ne bilmiyoruz. Sonuçta milyara milyonluk bir veri tabanı var. Ya şimdi pek çok uygulamada zaten Facebook profiline giriş yapabiliyorsun. Bir daha bir profil oluşturmana gerek yok. Bu çok büyük kolaylık. Bunu WhatsApp'a da indirgeyebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta sizin alamadığı verilerinize daha çabuk ulaşabilir bu yöntemle. Hep şey örneği veriyorum ya, Google Plus nedir? Google Plus bir veri doldurma, bilgi gönderme formudur. Eksik yerleri tamamlasın diye. Peki WhatsApp Web hani çıkalı 2 hafta 3 hafta oldu. Kullanıyor musun? Sürekli kullanıyorum. Ya şöyle bir güzelliği var Tolga. Telefonu elinde sürekli tutmana gerek yok. Aynen. Yani birilerine DM'den yürümek için de istersen hani sonuçta bizim kendi grup yazışmalarımız var şirket içinde. Onu yapmak için telefonu sürekli bakmaya gerek yok. Hani telefonda görüyorsun. Aa, WhatsApp'tan mesaj gelmiş, rengi yanıyor burada. Yeni MSN sence WhatsApp mı, Facebook Messenger mı? Çok zor sordun. Ay yok, aslında o kadar zor sormadım. Çünkü WhatsApp uzun süre bilgisayardan kullanılamadığı ve kullanılmayacak formda olduğu için tabii ki Facebook Messenger şu an mesajlaşma yazılımımız olmuş durumda. Facebook hesabını kapatan birçok kişi bile, farklı platformlardan iletişim kursak bile artık hani tekrar bir Facebook hesabı açıp böyle herkese de public koymayıp, yani profil hesabı falan koymayıp oradan sonuçta mesajlaşma, iletişim kurma gibi şeyleri yapıyoruz. Yani biz de mesela bazı firmalardaki arkadaşlarımızla hani en pratikle telefon etse WhatsApp'tan yazsa değil, o Facebook'a hani sonuçta belli saatlerde girdiğimizi biliyorlar. Oradan da yazabiliyorlar mesela. Öyle bir iletişim kurabiliyoruz. Ben WhatsApp Web'i sevdim, kullandım. Yani kullanıyorum hala. Güzel bir pratiklik oldu ama Facebook Messenger ayrı bir yeri var hala yani. Tabii, aynen. Peki şeyi kullanıyor musun? Mesela atıyorum biz mesela kendi birbirimize bir selfie'ler falan gibi gönderiyoruz. Hani biz burada şurada yapıyoruz diye. Şeyi kullandın mı? Notebook'un webcam'iyle çekip gönderdin değil mi?
Çok eğlenceli. Doğmamış bebeğin 3D baskısını aldılar. 3D printerleri biliyorsunuz arkadaşlar. 3D printerla silah yapan oldu, böbrek organ yapan oldu. Her şeyi yapabiliyorlar artık. Doğmamış bebeğin 3D baskısını aldılar. Abi şimdi bizim Fatih Sarı'ya buradan bir selam göndermek istiyorum. Bizim çocuk normal yolda olmadı, biz onu download ettik falan gibi bir espri yapar Kartal için. Aklıma geliyor yani çocuğu download edip basmışlar diyeceğim. Ya işte ultrasonda mı görüyorlardı çocukları? Ya aynen ultrasonda görebilirsin. Ultrasonda görülen çocuğun kafasını direkt printer'dan çıkartmışlar yani böyle bir... Neyin kafası bu abi? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Ya şimdi ben burada çocuk insanları fetişi. Pek şey yapamıyorum ama böyle çocuğa karşı özellikle bu Orta Doğu coğrafyadan daha fazla. Esasında Orta Doğu'da daha az biliyor musun çocuğa verilen şey? Orta Doğu dediğin yerde çocuğun eline silah veriyorlar. Yani yok. Sonuçta hani bu... Amerika ya da ne bileyim gelişmiş ülkelerde çocuk sayısı daha az olduğu için olan bir çocuğa böyle daha büyük bir ilgi alaka var ama Türkiye'deki gibi şımartmıyorlar. Mesela şöyle söyleyebilirim. Hani iş için falan yurt dışına gittiğimiz zaman ben hiçbir zaman böyle ağlayarak koşan bir tane yumurcak arkasında onun peşinden koşan annesi görmüyorum. Çocuğa bir disiplin veriliyor. Türkiye'de çocuk ağlamasın diye ne isterse ver, ne isterse ver. Çocuk teorik olarak diyor ki ben ağlayınca demek ki istediğimi alıyorum. O zaman zır zır ağlıyor. Yani benim esasında çocukları severim ama sevmememdeki yani sevmediğim çocuklar sürekli ağlıyor. Yani bu sürekli ağlama meselesi beni dertlendiriyor. Neyse işte burada da 3D ile çocuğu şey yapmışlar. Çocuk için aferin belki yapmışsınız ya. Çocuk için yani. Belki bravo, bir anı bravo. Olabilir ama yani ne bileyim gereksiz lüzumsuz. Evladım sen fetüsle iliş bülüşken bir silin çıktığını aldık. Çünkü o zaman seni bağrımıza basıyorduk, deliriyorduk senin için. Ama şimdi yetince büyüdün, kendi siyasi görüşün, dünya görüşün falan oldu. Biz bu kültür gereği senden nefret etmek zorundayız. Teşekkürler demek için. Ya da bunu saklasınlar. Mesela düşünsene 6 yaşında, 10 yaşında bunu böyle hediye olarak veriyorlar. Al oğlum bu senin. Ay, ne yaparsan yap yani bunu. Gereksiz bir şey. Ya ben bir de şuna gıcık oluyorum. Geçenlerde çok giydirme gündesin. Çok trafik vardı. Metrobüse bindim. Abi, arabayı bıraktım. Allah başka dert vermesin. Arabayı bıraktım metrobüse bineyim dedim. Metrobüse bindim ama hani böyle ekstrem bir spor olarak şey, düşmek istesen düşemezsin. O kadar her yerin insanla dolu ve böyle bir suya kapılmış sel gibi kapıya doğru yönleniyorsun. Hani binmek istemesen de biniyorsun. Bir tane bayan, yan Tolga arkadaşlar. Bir tane kadın, bir tane kadın. Yanında da bir tane kız çocuğu var. Ben de maalesef aralarına girdim. Yani metrobüste öyle bir karambol oldu. Çocuğu bıraktı annesini, önden gidiyor. Arkada kadın bir kızım. Ya sürekli kızım. En son dedim ya korkmayın pedofili değilim dedim. Yani senin kızını dünyada bir tane senin çocuğun yok. Bir. İkisi senin çocuğun dünyadaki diğer tüm çocuklardan değerli değil bu iki. Biraz anne baba da olursanız da çok da çocuğunuz değerli olabilir ama abartmayın arkadaşlar. Yani, sıkıntı. Aynen. Yani bunun örnekleri çok var etrafımda görüyorum. Yani böyle anneyle çocuk ya da babayla çocuk bu kadar ya da aileyle çocuk bu kadar iç içe. Çocuk geliyor 25-26 yaşında hala mıç mıç böyle anne baba. Çocuk hayatında hiçbir şey yapamıyor. Aklıma şey geliyor. Yiğit Özgür'ün karikatürü vardı ya. Çocuk baba diye koşuyor. Dağın diye gelişine vuruyor. Ne ayağı oturdu bir de. Aklıma geliyor. Yapasım geliyor arkadaşlar. Bakın hani ben çocuğum olmayacak tahminen. Olmayacak tahminen derken hani istemiyorum anlamında. Ama yani onlara karşı sevgi beslememiz de çok umurumda değil. Ama işin sonunu çıkardığınız zaman ileride bunlar yüksek okulda hiçbir şeye yaramayan her şeyde yani kavramsal olarak ağlayarak ya da dert yanarak yani bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Sorunun çözen insan olarak iş yerinde karşımıza çıkıyorlar ya da çözmeye çalışan sıkıntı oluyorlar bize. Yapmayın. Ya hoş değil, irite değil. Yapmayın. Bir birey olmuyor çocuk o zaman. Bir birey yani bir çocuğunu birey olarak yetiştirmek önemli. Yoksa 20 tane çocuk yapmış, 10 tane çocuk yapmış, 3 tane çocuk yapmış önemli. Adam gibi adam. İnsan gibi insan yetiştirmek lazım. Ama tabii popülasyona baktığın zaman bunun ne kadar olabileceği daha da bir konu. Çünkü çocuk annesiyle babasının aynısı olarak devam ediyor. Ben mesela ırk ve milliyet noktasında ondan şöyle düşünüyorum. Mesela atıyorum bir tane çocuk Ardahan'da doğdu ya da Kastamonu'da doğdu bir yerde doğdu. Şimdi bu çocuğu doğar doğmaz alıp sen Amerika'da Bill Gates'in ailesine empoze edersen o çocuktan çok büyük bir şeyler çıkabilir. Ama Türkiye'de böyle herhangi bir yerde o çocuk yaşarsa ya da Irak'ta doğdu büyüdü. Irak'tan aldın götürdün o çocuğu. Şimdi o çocuğun ırkı o kadar önemli değil. Yetiştiği yer önemli. Yetiştiği yer önemli. O yüzden ben mesela ırkçılığa karşıyım yani.
Ama insan sevdiği köpekte bile ırkçılık yapan lanet bir sistem olduğu için sokakta gördüğün köpeği sevmiyorsun ama cins bir köpeğe uyum uyum kuçu kuçu diyorsun. Sen köpek hayvan sevginde bile ırkçılık yapıyorsun yani. O yüzden dünyada da ırkçılığı engellemek zor. Neyse. Swatting lafını duydun mu abi? Ya SWAT şeysi, SWAT'ın filanı var İngilizce. Hani çıkıp basıp öldürmek falan gibi bir anlamda. Abi olay şu, Amerika'da ergenlerin yaptığı bir olay. Ne Twitch abi? Yayınlarında oyun oynuyorsun mesela, Twitch'te yayın yapıyorsun, tamam, canlı yayın. Evet, senin adresini SWAT'a şikayet ediyorlar. Burada böyle bir olay oluyor, bir de oyun oynayıp çatışma sesleri falan çıkıyorsa böyle çatışma var falan filan diye evine baskın. Haber, yalandan böyle baskın. Amerika'da böyle bir çocuğa 5 yıl hapis sistemiyle yargılanmaya başlamış ve şimdi tutuklu yargılanıyormuş çocuk. Bence iyi olmuş. Yeter olsun. Yani abi bir de ama şimdi meydan dayağı çekmek istemiyor musun şimdi, ayıptır söylemesi. Öyle bir isteğim yok ama bizi izleyen kadar... yaşı küçük arkadaşlarımız da varsa onları da uyaralım. Ne bileyim 112 olsun, polis olsun. Evimizden çatışma sesleri geliyor olabilir. Makineli tüfekle ev içinde ateş etmeyeceğiz. CS oynuyoruz arkadaşlar, yapmayın etmeyin. Yani hani acil iletişimde kullanacak şeyleri meşgul etmeyin. Gereksiz yere arkadaşlar. Aynen. Hakikaten yani birilerinin o ambulansa veya çağrı merkezine ihtiyacı olabilir. Bu arada 112 ve 911'de biliyorsun 112'ye çıkıyor bizde. Biz Avrupa sınavlarında kullanıyoruz. Arkadaşlar 112'ye giren çağrının %70'i yanlış veya doğrudan kapatılıyor. Telefonu test etmek için falan kullanılıyor yani. Büyük öyle bir istatistik yazılmış 2014 içinde, şu an hatırlayamıyorum aynısını. Kaşım gözüm seyirdi şu an. Abi öyle yani, yapacak bir şey yok. Ya biz bir ambulans geçtiği zaman onun arkasına takılalım. Oo, ambulans geçiyor diye sevinen insanlarız yani, yapacak bir yani şey yok. Onları da işte yol kenara çekip işte... Şimdi böyle bir duyarlılık modumuz geldi. Samsung Elektronik Türkiye işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmetini duyurdu. Ve bunun için de çok güzel bir video reklam yayınladı. Evet. Şimdi işitme engelli Muharrem adlı bir arkadaşımıza böyle bir sürpriz hazırlamışlar videoda. Videoda olay şu, işte herkesi önceden ayarlıyorlar ablası vasıtasıyla. Muharrem'in karşısına çıkan kişiler ona işte böyle el hareketleriyle iletişim kuruyor. Çocuk da şaşırıyor. Nasıl herkes biliyor olabilir diye. Ha, yani hayırdır, mesela taksiye biniyor, taksi el hareketleri yapıyor, el işaretleri yapıyor falan filan. Sonra işte ağlıyor, duygulandırıcı, güzel bir şey yani. Samsung güzel bir şey yapmış. Samsung Türkiye'de esasında güzel çalışmalar yapıyor. Bu Korelilerin, Türkleri sevdikleri Kore Savaşı'ndan biliniyor zaten. Ya LG hala her yıl geleneksel gazileri, Kore gazilerine yemek veriyor. Aynen, onu Samsung da yapıyor. Hı. Hani LG ve Samsung bu konuda iyiler. Yani Türkiye'de kazandıkları paraları zaten bir şekilde kazandırıyorlar. Bakacak olduğun zaman mesela Apple'ın kazandığı Türkiye'den paranın hiçbir geri dönüşü yok. Samsung'un da çok fazla yok ama sosyal sorumlulukta bir şekilde geri dönüşüm sağlanabiliyor. Yani sosyal sorumlulukta biraz daha iyi. Diğer firmaları da söyleyelim arkadaşlar. Hani o kadar para kazanıyor herkes. Bu paraları kimse mezara götürmüyor. Kefenin cebi yok yani. Nasıl? Ben diktirdim. O arkadaş. Öbür tarafta mi geçmiyor diye. Ölmüyor ulan. O kadar da para almışlar. Abi yanmaz mı falan diye. Erimez. Erimez. Son şöyle bir çıtır haberden sonra biraz daha teknolojiye geçeriz. Yürü. Microsoft Sunrise'ı satın aldı. En önemli takvim uygulamalarından biri. Demek ki ya yani Microsoft'un gerçek ekosisteminde takvim. Ya şimdi Outlook'un takvim demek o kadar iyi değil. Bunu niye Microsoft Outlook'un 20 küsürüncü yılında anladı, teşekkürler. Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi ben Google Apps kullanıyorum. Evet. Ben bu şirkette çalışmasam da Google Apps kullanırım. Evet. Ben bir gün bir şirket açsam yine Google Apps kullanırım. Güzel. Kişi başı pratik. 48 euro. Pratik, güzel. Takvimini görüyorsun, notlarınca her şeyi pratik, arayüzü belli. Her şey birbirine benziyor. Şimdi Microsoft'un bu konularda hala bence hoş olmayan şeyleri var. Farklı uygulamalarda arayüzler benzemiyor. Her şeyi ayrı ayrı keşfetmen lazım. Karışık. Yani o metroyu hala alışamadım, sevemedim. Ya neyse. Metro dediğin yerin altında arkadaşlar. Bir de toptancı market var. Microsoft arayüz böyle bir satın metro alma yapmış. Bakalım. Hayırlı olsun yani, bakalım ya, göreceğiz ya, bir şey olacak mı? Nasip kısmet. Hayırlısı, insan biraz da bahtı güzel olacak. Şöyle Microsoft'la alakalı bir şey. Sayın Hocam. Burada iki tane aslında çok garip hareket var, olay var. Sen böyle şöyle bir soru sormuştun bana. Bunlar bile çelişmiyor mu demiştim. Çok eğlenceli bence. Söyle abi Sayın Hocam'dan. Sayın Hocam Google'sız Android istiyor. Evet, Google açık kaynaklı bir işletim sistemi. Android Open Source Project diye bu Google şeylerin çıkartıyor.
Cyanogen ekibi, ya esasında Google'ın Android ile ilgili ilişkisini bilmek lazım. Hani bunu yazılarımızda söylüyoruz ama okumayı çok seven bir insan olmadı, millet olmadığımız için herkes okumuyor, geçiyor. Şimdi Google Linux kaynaklı Android işletim sistemini açık kaynaklı olarak yayınlamak zorunda. Yani evet, Android Open Source Project var bir tane. Evet. Bu da açık kaynaklı ve özgür yazılım. Ama bu çıplak bir halde. Yani telefonlarda kullanılan uygulamalı hali Google Apps'in gömülmüş hali. Çekirdekten itibaren. Google bütün framework'ünün evet, de kendi evet, bütün ekosisteminin, işte voice call, voice aynen, search, her şey içinde geliyor. Şimdi esasında bu açık kaynaklı yazılımlara biraz aykırı diyor Cyanogen ekibi. Şimdi burada da Amazon'la Microsoft'la görüşmeye başlamış iddialara göre. Ne diyorlar? Ben Google'ın tüm uygulamalarını kaldıracağım. İçerisine Amazon App Store koyacağım. Google Play Store yerine. Microsoft'un uygulamalarını koyacağım. Böyle bir şey yapacağım. Çok fantastik. Sen Google'ın uygulamasını çıkarttın, başkalarınınkini koydun. Ben bunu sadece para kazanma şeyi görüyorum. Ya bak, olay şu sonuçta arkadaşlar. Hiç kimse sizden bir şey satın, size bir şey satmıyorsa demek ki burada sizi bir şekilde kullanıyorlardır. Kimin sözü olduğunu hatırlamıyorum ama bir şeye para Robert Bosch diyelim. Estağfurullah. Yok, internet onun dönemine yetişmedi de. Ama onun çağdaşı diyebileceğimiz, biliyorsun hani Hazreti Nikola Tesla'nın aslında öncülüyor ama neyse, o topa girmiyorum hiç. Ne diyorlar? Bir şeye para vermiyorsanız satılan sizsinizdir. Hani sosyal medya, işte sosyal ağlar için kullanılıyor. Yani. Ölücülere duyurulur. Şimdi kaçak burada, APK indirmekten bahsetmiyorum tabii. Ya ben şöyle söyleyeyim, Cyanogen ekibi biraz dağıldı bence son dönemlerde. Yani ticarileştikten sonra nereye gideceklerini çok fazla bilemediler. Çünkü amatör bir çabayken ticari olarak... Daha hani, güzeldi, daha çabuk romlar geliyordu. Bay Kondik ve ekibi hani evet, şey yaparken, bu işi gönüllü yaparken, bunun karşısında desteklenir ve bağışlarla devam ederken sonuçta daha rahat düşünebiliyorlardı. Artık bir kere şeye girdiğin zaman, atıyorum belli bir çarkı parayla çevirmek zorunda olduğun zaman maalesef artık duygusal karar verme lüksü ortadan kalkıyor. Paraya tabi eder şirket, profesyonelleşir. Bizi de giydirdi bu da bu, yapacak bir şey. Öyle. Yapacak bir şey yok. Kimse hani aç karnına şey yapamaz. Aç karnına basmıyoruz bizim kendileri. Ama Cyanogen ekibine şöyle bir şey diyebilirim. Sen önce amiral gemilerine stabil romlarını biraz arttır. Her şey nightly. Stabil değil. Bir onları bir düzelt. Ondan sonra firmalara alternatif çıkarabilirsin. Güzel bir projeydi. Ama böyle çok cıvık cıvık para odaklı bir şey olmaya başladı. Hani kimse kusura bakmasın. Bu ROM'un kazanımlarını sunarak XDA Developers'da pek çok geliştirilmiş özel ROM'lar var. Ben Cyanogen ekibinin de bana dayatacağı Microsoft'un ya da Amazon uygulamalarına ihtiyacım yok. Yani. Öyle bir yerden sonra en temiz iş dolayı şey olmaya başlıyor. Yani rootlayıp gereksiz yazılımlar, bloatware dediğimiz yazılımların hepsini uçurup, ya değerli firmalar, burada da kusura bakmayın, sizin çok büyük avantajlar var diye sunduğunuz şeyler birçoğumuzun hiçbir şey yaramıyor. Açık bakmıyoruz, arka planda işlemci gücü ve RAM tüketiyorlar, depolama alanı tüketiyorlar. Kusura bakmayın, hakikaten yani kampanyalı verdiğiniz içerikler, 3 ay bedava kullanmaları, onlar bunlar. Yok yani. Sana ne hatırlattı bu? Değil mi? Bir ışık yandı yani. Tabii. Neyse. Operatör telefonlarına selamlar. Evet, operatör telefonlarına selamlar. MacBook Air Retina'da yine olmayacak diyorlar. Olacak iş değil. O Retina mevzusunu hep konuşuyoruz Tolga, biliyorsun. Hani şey yetmez. O kadar piksele 15 wattlık 20 wattlık işlemci yetmez, yetişemez. Intel'in Core-M'ini kullanacağını söylemişlerdi. O da yalan. O da olmadı. Çünkü Core-M'e bakmış Apple. Ha, çok tatlısınız. İNŞ, CNM, YHA demiş böyle. Gitmiş görünüşe göre. İşlemci seçenekleri şöyle, 1.8 ve 2.2 GHz'lik Core i5, ayrıca 2 GHz'lik Core i7 opsiyonu olacakmış. Bunların hepsi çift çekirdek 4 izlek arkadaşlar. Şu anda 1.4 GHz'lik Core i5 kullanılıyor. Veya yani Apple niye bunu yükseltme kararı aldı bilmiyorum. Ha şöyle, aynı termal şeyde, aynı mimari, aynı termal yapıda daha yüksek hız, daha yüksek saat hızı, eşit de daha yüksek performans. Hani yani pil ömrünü arttırmayayım zaten iyi diyor, performansı arttırayım diyor. Pil ömrü zaten iyi, evet. Gerçi pil ömrünü belirleyen şey, işlemcinin hani az yük altında ne kadar yaktığı Tolga. Çünkü maksimum yüklenen zaman hepsi bitiriyor, hepsi mahvediyor yani. Yani Intel'in en yeni nesil işlemcilerini göreceğiz bu sefer. 14 evet, 6 ay gecikmeyle. Çünkü Kasım'da gelecek. O zaman alırsın herhalde artık. Yani tek eksiğim o galiba. Zannedersem tek eksiğim bir MacBook Air. iOS 8.3'ün betası çıktı geçen hafta. CarPlay ve yeni emojiler falan geliyor.
Belki access point sorununu düzeltirler. Bundaki hala saçmalıyor. Bilgisayarımı uyutuyorum, geri kaldırıyorum. Bir daha kendine gelemiyor. Yani çok abartı bir şey yok getiri. Stabilitede iyileştirme olursa ne güzel. Hayırlısı. Bir haber okudum. Çok komiğime gitti. iOS 9'da Apple performans ve iyileştirmelere öncelik verecekmiş. Bir zahmet. Aa, niye ki? Ne güzel şey. Bence daha da sorunlu olabilirdi yani. Yeni WhatsApp'ı satıp daha çok işte prakizim yok arkadaşlar. Gerek yok yani. Nihayet Galaxy Note 4 için Lollipop güncellemesi çıktı. Ama tabii Polonya'da çıktı. Sana mı çıktı, bana mı çıktı? Değil. Ama ne güzel lan, heyecanlı insanlar şimdi. Ama ne güzel. CF miydi? Neydi? QF. Yok. CF. Gelen güncelleme neymiş? Sadece F sanırım. Sadece Q. N910C sürümüne gelmiş. Exynos işlemcili. Türkiye'deki JQ aynı. Sadece ek uygulamalar değiştiği için Q koymuşlar Türkiye'dekini. Yani gidip Sun Mobile'dan bunu ROM'unu indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir bilgi de verelim. Samsung telefonlarda diyelim Odin'den ROM yüklediniz. Hı hı. Garantiden telefon çıkmıyor. Ama garantiye vermeden önce tekrardan Türk ROM'u yüklemeniz gerekiyor. Ya aslında onunla ilgili... Sayaç çalışmıyor Odin'den, orijinal ROM yüklüyorsun çünkü. Şimdi sayaç olayı değil, olay da normal şartlarda şu. Yani Avrupa'ya biz uymaya pek çalışıyoruz. Orada bir kanun maddesinde şey görmüştüm, hani Avrupa şeyinde, hani bu tüketicilerle ilgili yasalarda bir tanesi. Tabii sen yazılım değiştirsen de donanımsal arızaları garantiye sokmak zorundasın. Tabii donanımsal arıza, ama donanımsal yani çünkü... arızaya garanti vermeyeceğim diyorsa şirket ispatlamak zorunda. Evet. Garantiyi vermeye reddeden ispatlamak zorunda. İşte birisi benim başıma gelse de keşke diyorum, hani parasıyla aldığım bir cihaza. Gitsem onu versem de emsal dava çıkarsak orada, ama hani gönüllü avukat buluruz arkadaşlar. Böyle şöyle bir şey var arkadaşlar. Deneriz yani şansımızı. Atıyorum, Polonya'da Galaxy Note 4 için güncelleme geldi ve Galaxy Note 4'ün 5.0.1 Lollipop ROM'u hala sızmadı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Polonya'da çıkan en son ROM'u indiriyorsunuz. 4.4.4 KitKat mesela indirdiniz. Ona otayla güncelleme gelir. Değil mi? Oradan devam ediyor tabii. Yani öyle de yapabilirsiniz. Böyle de bir bilgi verelim. Benim teknolojiyle ilgili bu hafta söyleyeceklerim bunlar. Sadece şunları ekleyebilirim. Galaxy S6, HTC One M9 merakla bekleniyor. LG G4 gelecek. LG G4 gelmeyecek bence de. Gelecek. Gelecek mi diyorsun? Yani, hiçbir sızıntı yok. Yani tamam, ayın 1'inde bir şey tanıtacaklar. Yani bakalım. Aksesuar gibi falan diyorlar ama bakalım. Xperia Z4 için beklemiyorum ben. Sony'den hiçbir ses gelmedi hala. Yani atıyorum, biz kendi kanallarımızdan iletişim kuruyoruz. Hani bizi de çağıran neden yok. Hani HTC, Samsung falan çağırdı, götürüyor. Biz MWC'ye gideceğiz hepimiz ama hani Sony tarafında böyle bir ölüm sessizliği var. Bakalım. Sony bu arada giriş seviyesi E3, E4 müydü? O modelini duyurdu. 2 gün batarya süresi falan sürüyormuş. Hani öyle bir şeyler. Aslında feature phone'lara mı dönse ya, yavaş yavaş. Bu arada Galaxy S6 ile iPhone 6'nın tasarımları karşılaştırıldı. Görsellerde taslak çizimleri olarak. Samsung Galaxy S6'nın güzel değişimler içerdiğini görüyorum ama inanılmaz tasarım değişikliği yok. Yani Samsung'un tasarımlarını sevmeyen Galaxy S6'yı da sevmeyecektir muhtemelen. Ya ne bileyim şey. Ya Samsung'un yani tasarım, malzeme kalitesi vesaire ilgili Galaxy S serisinde ciddi sıkıntıları vardı. Hep konuştuğumuz şeyler. Yani hani su geç suya dayanıklı hale getiriyorsun telefonu ama arkada bir tane lastik conta tutuyor çıkabilen kapağın arkasında. Hani sıcağa maruz kalsın sıkıntı. İşte ondan sonra ne diyeyim sana? Arkadaki camlar bazı şeylerde çok rahat kamera camları kırılabiliyor, çizilebiliyor. Falan filan. Bunları hesaba kattığım zaman ciddi sıkıntıları vardı. Umarım bu defa bu tür sorunlar en azından yaşanmaz. Yani Samsung gibi bir dev. Yani hep diyoruz ya, Samsung bunu şurasını iyi yapamamış falan. Gün sonunda bakıyorsun Sony'yi 5'e katlamış, evet. HTC'yi 70'e katlamış. Neyse artık atıyorum rakamları. Zaten bunu ana konumuza değineceğiz. Bu pazarlama bütçesi işte. Tamamdır. Şimdi haftanın öne çıkan teknoloji gündemlerini değerlendirdik. Şu anda masamızda olan Galaxy A5 için konuşabiliriz. Bu arada detaylı incelemesi yayınlandı. Detaylı incelemesini de izleyebilirsiniz arkadaşlar Shift.net'te. Şimdi Galaxy A5'te şöyle bir şey var. Galaxy Alpha'dan sonra A serisi çıktı. Galaxy Alpha durduruldu üretimi. Hı-hı. Demek ki belli bir seri, yeni bir seri yapacaklardı. Bunu evet, denemek için piyasaya evet çıktılar. Şimdi Galaxy Alpha dediğimiz telefonda parmak izi sensörü var. Bildirim ışığı var. Kalp atış sensörü var. Hı hı, evet, Galaxy ama A5'te bunların hiçbiri yok. Bildirim LED'i bile yok.
Bildirim dediği olması çok garip değil mi? Bildirim dediği bile yok. Yani telefon tamamen tasarım odaklı olmuş. Arka kapağı çıkmıyor. Tasarım odaklı bir telefon. Ve 1500 lira fiyatı var. Baktığımız zaman donanımda da Qualcomm Snapdragon 410 var. Yani aldığı puanlar 1.2 GHz. Bari hani GHz'ine biraz yüksel. Abi Intouch 4 ile falan aynı puanlar alıyor. Evet, Abi Intouch 4'ün fiyatı ne kadar, bunun fiyatı ne kadar? Abi Intouch 4'ün 619, bunun 1500. Muhteşem değil mi? Bence muhteşem. Galaxy A5'in hani özetini geçmek gerekirse malzeme kalitesi yüksek bir telefon. Corning Gorilla Glass 3 değil 4 var ekran camı olarak. Hani kullanılan malzeme kalitesi de güzel. Fakat dediğim gibi bence fiyatını çok da hak etmiyor. Peki o zaman şey çok daha iyi. Yani mesela ben neden Galaxy Alpha almayayım da A5 alayım? Mesela. Galaxy Alpha pahalı. 1800-1900 arasında bir fiyatı var. Bataryası 1800 mAh yetmiyor. Bu telefonun bataryası 2300 mAh. 2300 mü 2033 mü? 2300. 2300 mAh batarya var. Çok çok değil fazla ama ince bir telefon. Ama hala şey bana daha şık geliyor ya. Galaxy Alpha çok daha şık geliyor. Hani. Ya Galaxy Alpha daha özenilen bir telefon. Ama tutmadı bence. Yani bu fiyata biraz pahalıydı ama bu da çok pahalı, 1500 lira. Yani hiç olmadı. Galaxy Alpha'da şöyle bir şey var. Xperia Z3 kompakt konsepti, 720p ve güçlü işlemci vardı. Evet, aynen. Yani hani o yüzden hala şey bana daha iyi geliyor. Dediğim gibi yani Galaxy Alpha çok çok daha iyi. Bu rengi çok kötü, ayrı konu da hani. Aa, eşleşti. Galaxy A5'in hani daha çok detaylarını incelememizi izleyebilirsiniz. İncelememizi kaçırmayın diyorum yani. Güzel bir inceleme yaptık Galaxy A5 için. Dilerseniz bu haftaki teknoloji reklamı moduna geçebiliriz artık. Evet, teknoloji dünyasında senin dikkatini çeken bu hafta reklam. Abi olmaz mı? Aslında bu hafta değil de az önce Instagram'da gezerken tekrar bir arkadaşım paylaşmış gördüm. Ve maalesef bunu sevgiler gününde uyarlamışlar. Maalesef diyorum çünkü şimdi bir tane tablet firması var. Bu zamanda e-kitap okuyucularla piyasaya girmiş. Şimdi ise özellikle Intel işlemci kullanan tabletleriyle gayet meşhur. İyi cihazlar, iyi fiyatı, iyi cihazlar sunuyor. Intel sübvanse ettiği için tabii. Yani de şey işte Reader markamızın reklamında çıtanızı yükseltin diyor. Çıtanızı yükseltin anlamında bunu demeye çalışıyor. Çıtası bold yazılmış durumda. 14 Şubat şeyinde ise iki tane çita birbirine bakıyor. İkisi de erkek galiba. Bir tane aynalanmış birbirine ve gerçi bu çok büyük sıkıntı değil benim için de hani doğada olan bir şey bu. Ama yani birbirine kuyruklarını kalp yapmışlar falan. Hani espri varsa da anlamadık. Ben daha kötü espriler yapıyorum arkadaşlar ve hani nasıl diyeyim hani daha ilerinde bile aslında beni camdan atmakla tehdit ediyorlar işte. İstifanı ver çık diyorlar ofiste. Kötü gözle bakıyorlar. İyi diyorlar arkamdan. Yani işte öyle. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor doğru. Benim reklamlarla ilgili diyecek bir şeyim var. İsim vermeyeceğim. Bir operatör markasının 2 haftadır yaklaşık reklamları var. İlk başta Amerika'dan daha öndeydik. Şimdi fantazi. Evet. Ankara havası falan filan. Şimdi de Londra'nın önünde olduğumuzu öğrendik sayelerinde. Şimdi burada esasında reklam firmaları Türk halkını tanımış. Türk halkı detayları düşünmüyor. Ha iyiymiş diyor. Öndeymişiz demek ki diyor. Düşünmüyor. Ya bir kere 3G adındaki bir şey 4G'den nasıl iyi olabilir? Yani biri 3G biri 4G bu şuna benziyor. Tamam şimdi 8 çekirdekli işlemci farklı bir 4 çekirdekli işlemciden kötü olabilir. Bu farklı bir mimari falan ama aynı konsorsiyumun çıkarttığı 3G ile 4G arasında nasıl 3G daha iyi olabilir? Bunun bir standardı var. Şimdi o noktada şöyle bir durum var. 4G'nin çok engebeli arazilerde kullanım alanı düşüyor. Onun için zaten 5G hazırlıkları var. Ve 4G destekleyen bir operatörümüz varsa, çekim alanı kötüyse performansınız 3G'den kötü olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama bu 4G'nin yavaş olduğu anlamına gelmez. Burada reklamlarda şöyle bir incelik yapmışlar. 4G'nin kapsama noktası İngiltere'de %80. Türkiye'de 3G'nin de %80 işte bilmem küsür. Yani demek ki biz İngiltere'nin önündeyiz demişler. Ama o 4G bu 3G. Yani burada bir hinlik olmuş. Londra'nın önünde öyle oluyor. Yani birinde 4G'yi vermiş, birinde 3G'yi vermişler. Böyle bir aldatmaca var. Ya ben artık şeyi sevmiyorum ya. Böyle bir Türkiye'de pazar payını arttırmak isteyen firmalar her reklamda böyle bir
halk seviyesinde böyle ilginç acındırmalı reklamlar kullanıyor. Böyle değişik müzikler. Böyle ilginç ilginç. Biz sizi seviyoruz. Ama işte biz de sizden biriniz. Tamam evet falan. Yok yani, değiller. Arkadaşlar sizle yani, alakaları yok. Kaç bin lira maaş alıp ya da ne kadar büyük paralarla yurt dışından yönlendirilen tüm şirketler böyle tabii. Firmalar yani hani böyle halka inme falan filan olayları yok yani. Bu sadece sizin samimi duygularınızı etkileme şeyi ama hani şu beni rahatsız ediyor gerçekten. Hani bu kadar insanlara şey muamelesi yapmamak lazım. İnsanlar da bunları destekliyor ama. Yani gerçekten aa bak biz 4G'yi geçmişiz diyen insanlar vardır. Ama şu var bak şimdi bir tane karikatür vardır meşhur. Bunun başka şeyleri de vardır. Varyasyonları yapılıyor da esas orijinal şey. İki tane sıra var. Bir tanesi önü dolulmuş taşmış, diğerinde hiç müşteri yok. İki tane gişe, gişelerin bir tanesinin kapısında rahatlı, huzur verici yalanlar yazıyor. Ötekinde hakiki şeyler, rahatsız edici doğrular yazıyor. Bir tanesi huzur verici yalanlar diyor. Huzur verici yalanların önü dolu, rahatsız edici doğruların önü bomboş. Hani insan doğruyla hakikatle pek bir alakası yok. Önemli olan onların gönlünü almak, işte hafif sıvamak. Sonuçta hani pazarlama bu zaten yani. Hani, bu haftanın bitmek bilmeyen bir, yani bu hafta değil yani aylardır neredeyse gördüğüm bir reklam var. Atar atar gidere gider. Tam 3, 4. Baktın olmuyor bakmayacaksın. Hiç 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 takmayacaksın. Baktın olmuyor bakmayacaksın. Hiç takmayacaksın. Atar atar gidere gider. Like a like'la cevap ver. Like a like'la cevap ver. Diyor kendine. Çok masum şey, garip, garabet. Ya tabii şimdi diğer operatör reklamı ve bu çıtaya göre çok iyi bir reklam bu. Ha tabii en azından müzikli falan filan. Ha, böyle şey bir... yani, yok bir de yalan malan da yok ha. Hiç yalan yok. Adam ürün damını koymuş. Sadece ben müzik seçimini doğru bulmadım orada. Yani ne alaka atarlı giderler, ne alaka. Vahşi bir çağrışım var. Oradaki naif böyle bir şey hani, söylüyor. Hani şöyle onda. Bir şey olabilir. Aa. Bir kot üretimi. Mesela bilmem ne jeans. Cinslerin cinsi, Seyit Jeans. Böyle hani mesela Osman Jeans falan böyle. Adam sert böyle bir tane ürün gamı çıkartır. Onu giyer, atar atar, gidene gider. Fikir Tepeliyiz, ismimiz yeter. Böyle bir reklam yapıyor. Ürünle alakalı olmamış pek ama hani dediğim gibi... Sevimli, naif bir reklam aslında. Yani ben ne kadar şey sandım böyle, vurmalı kırmalı bir şey sandım ama değilmiş. Ama müzik haricinde reklam güzel olmuş. Yani tüm ürün gamını gösteriyor. Güzel yani Apple da aynısını yapabilir. Adamların telefonu var, bilgisayar onu var, bir var. Apple hani şu an biliyorsunuz sadece yani. Büyükdere Caddesi'nin 120 noktada iPhone 6 gösteriyor. Aynen. İşte Apple İstanbul çok para büyük kazanıyor. İstanbul Büyükdere Caddesi uzun bir yer gerçekten. Evet arkadaşlar ana konumuza da gireceğiz. Sonra programı kapatıyoruz. Ana konumuz neydi? Bir akıllı telefon alıyorsunuz. Atıyorum 2000 liraya bir telefon aldınız. Bu 2000 lira verdiğiniz telefonun maliyeti nedir? Maliyetin üzerine ne vergiler ekleniyor? Ayrıca ne gibi ek bileşenleri firmalar ekliyor. Son sorumuz da bize yazık değil mi alan kişiler olarak? Evet. Dolayısıyla şimdi, bu vergilerle ilgili sen bir ön çalışma yapmıştın abi. Evet. Yani şimdi burada esasında benim değinmek istediğim konu vergi değil. Ya. Burada vergi değil. Çünkü şimdi atıyorum iPhone 6 ortalama maliyeti $270. Apple'a aynen. iPhone 6'nın maliyeti $270. Plus mı normal mi abi? Normal. Yani bu artı eksi 20 değişebilir. Hı hı. Ama ortalama Galaxy S5, S6 ayarında, iPhone 6 ayarında bir amiral gemisinin maliyeti $260 ile $300 arası değişiyor birim başına. Ben bunu $270 diyorum. Şimdi bunun üzerine telefon üretildi. Firmalar ne yapıyor? Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Ya $270'lık bir telefona gittik kaç bin lira para verdik. Öyle değil. Bu telefon üzerine telefon çıktı, üretildi. Üreticiye $270 cihaz başına veriliyor. Ama tabii ki atıyorum milyon tane ürettiriyorsunuz ki bu kadar düşüyor. Evet. Onun tasarım aşamaları var tabii. İlk başta. Şimdi ondan sonra diyor ki Ar-Ge bölüm bir toplantı yapılacak. Ya yani ben bunu çok böyle basite indirgeyerek herkesin anlayacağı şekilde getiriyorum. Ben bu telefonu ürettim. Fabrikadan çıkıyor. Her şey hazırlandı, üretilecek ama biz bir fiyat belirleyeceğiz, pozisyon belirleyeceğiz. Diyor ki toplantıda Ar-Ge bölümü. Ben bu telefon için şu kadar şu kadar şu kadar araştırma geliştirme masrafı yaptım. Nedir? Ek yazılımları. Tasarımı mesela Galaxy Note 4'teki S Pen, yeni S Pen atıyorum. iPhone 6'daki yeni bir geliştirme mesela A8 işlemcisinin tasarlanırkenki detayları örnek veriyorum.
Ben cihaz başına 50 ya da 100 dolar Ar-Ge masrafı yaptım diyor. Sen de tamam diyorsun, artı 75 dolar örnek veriyorum Ar-Ge ekledim. Daha sonra pazarlama kısmı departmanı diyor ki benim planlamam şu şu. Mesela Samsung Galaxy S6 çıkacak ya da Samsung'un her bir telefonu çıktığı zaman çok güzel bir pazarlama stratejisiyle beraber konuşamadım. Hemen billboardlara giydirme, internet sitelerine banner, televizyonlara reklam, her koldan reklam yaptığını görüyoruz. Şimdi bu reklamların ücreti Samsung tarafından hemen karşılanmıyor. Bu telefonun satılan fiyatlarından çıkıyor bunların parası. Yani Samsung kendi cebinden burayı yamayım yapmıyor. İşler kötü gittiğinde inisiyatif alıp yapabilirler. Düzeltmek için. O ayrı konu ama sonra işleyen düzenli böyle bir şey. Reklam pazarlama bölümü hesaplıyor mesela. Samsung Galaxy S6 için ya da iPhone 6S için benim öngörüm şu. Atıyorum cihaz başına 150 dolar benim reklam harcamam olacak diyor. Artı 150 dolar da bunu ekliyoruz. Ve 495 dolar yapıyor. Hala baktığın zaman düşük. Neden düşük? Mesela Galaxy Note 4 yurt dışına 750 dolar seviyesinde bir fiyata satıyor. 750 dolar bandında bir şeyler satılıyor. iPhone 6 keza böyle bir fiyata sahip. Şimdi 500 dolar diyelim buna. Hala arada bir 200-300 dolarlık bir fark var. Ondan sonra firma da diyor ki ben de bundan bir kar edeyim. Çünkü bunların hepsi gider. Telefonu mal ettin. Gidiyor. Mesela Apple gidiyor. O 270 doları cihaz başına Foxconn'a veriyor. Kim üretiyorsa. Bunun içerisinde parça üreticileri falan filan da var. O ayrı bir konu. Ar-Ge çalışan mühendislerin maaşı, o departmanda şey yapılan olaylar. Reklamda da sağa sola mesela billboard'a koyuyorsun. Billboard koyduğun reklam parayı alıyor. Arada ajanslar para alıyor. Televizyona çıkıyorsa reklam bedeli var. Bunlar çok masraflı kalemler. Düzenleyeceğin etkinlikler falan filan. Bunları koyuyorsun. Bir de bir kar edeyim diyorsun. Üzerine de bir kar ekleniyor. Ve yurt dışında da tabii satıcıların karı falan filan eklendiği zaman bu fiyatlar hayata geliyor. Şimdi işin bir de Türkiye boyutu var. Yani ortalama karsız bir şekilde 500-600 dolara gelen bir telefon. Türkiye'de şu an dolar 2.5'a çıktı. Evet, maşallah. 500 dolar çarpı 2.5. 1250 yapıyor. Şimdi 1250 liralık karsız haliyle bir telefon var. 1500 lira versin hadi diyorsun değil mi? Versin. Versin. Ama şimdi Türkiye'de durum şöyle. Bir de bu telefonu satanlar var. Firmadan bağımsız bir şekilde firma Türkiye'de satan operatör ve dağıtıcılarla da atıyorum Genpa, KVK, Carthurt bunlarla da oturuyor. Onların da kar payı var. Onlara Türkiye'de 100-200 hatta 300 lira kar kalıyor. Yani Türkiye'de bir telefon ilk çıktığında 2100 lira olup 2-3 ay sonra 1800-1900'e düşmesi kolay değil. Sen ya firma 2100'den alsa, 2000'den alsa 1900'e düşüremez o telefonu. Yani büyük operatörler, telefonu satan şirketler ya da dağıtıcılar bu fiyatları almıyor çünkü daha düşüğü alıyorlar fiyat telefonları. Yani onların Türkiye'de koydukları bir 200-300 lira aralığında bir kar var. Bunun haricinde vergi var. Tabii Samsung Türkiye'de kazanacak, Apple Türkiye varsa o kazanacak. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani şimdi ne yaptık? İki kar kalemi eklendi. 1500'e telefon geldi. Apple Türkiye dedi ki ya da Samsung Türkiye ben cihaz başına Türkiye'den 150 lira kazanayım ya da 200 lira. Ki çok düşük. Bunu dolara çarptığın zaman hiçbir şey. Yurt dışı tatmin olmaz bunlar. 70-80 dolar falan ediyor yani. Yani esasında kar oranların da eşit. Mesela adam Amerika'da cihaz başı 200 dolar kar ediyorsa Türkiye'de de 200 dolar kar etmek isteyecek. Türkiye'deki 200 dolar karın karşılığı yaklaşık 450-600 lira falan şu anda. Evet. Yani sen 1500 liraya bir 600 lira ekledin. Neredeyse. Bunu ama sübvanse ediyorlar. Türk lirasının değeri artık düştüğü için sübvanse ediyor firmalar. 100-200 hatta 300 lira büyük dağıtıcılar ekliyor. Bir de bunun vergi kısmı var. Türkiye'de cep telefonu alıyorsanız KDV %18. Tamam. ÖTV var %15. Peki. Muhteşem. Harçlar ve fonlar tarafı var. Telsiz kullanım bedeli falan her ay bize evet. Alıyorlar. Onun karşılığı olan vergiler hala o telefona yediriliyor. Aynen. Yani bu tabii cep telefonunda aldığımız
satın alırkenki vergilerle beraber esasında operatörleri her ay fatura ödediğimizde de bu böyle bir fatura bedeli var. Mesela atıyorum 100 liralık cep telefonu faturanız varsa bunun 48 lirası vergi arkadaşlar. Hatta orada verginin vergisi alınıyor biliyorsun. Yani 100 lira cep telefonu faturanız varsa 48 lirası devlete gidiyor. 52 lirası operatöre gidiyor. Mesela Avrupalısınız. Vodafone'lusunuz, Turkcell'siz. Hani bir yere bir şeyimiz yok. Hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Sonuçta devletin parası. Bu, hatta şey yazarlar telefon faturası da. Bu fatura bu kadar ama biz bunun bu kadarını oradan devlete ödüyoruz. Vallahi buna biz dokunmuyoruz. Aynen. Böyle not düşmek zorunda. Çünkü hani biz gidip operatöre şişarlıyoruz. Devlet alıyor halbuki o parayı yani. Hani. Aynen. Yani arkadaşlar bir cep telefonu alacağımız zaman Türkiye'deki fiyat farkının yüksek olmasındaki sebeplerin başında dolar kuru geliyor bir. İkincisi devletin aldığı vergiler geliyor. Üçüncüsü de Türkiye'deki firmaların aldığı kâra ek olarak dağıtıcı firmaların aldığı kârlar geliyor. Evet, yani gerçekten akıllı telefonları satarken dağıtıcıların kârları çok yüksek. Peki şimdi gelelim ucuz telefonlar var bir de Android'de. Onlar nasıl ucuza satılıyor? Bak bu soruyu çok duyuyorum. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Reklam yani, bütçesi yok. 150 dolar, 200 dolar düşük. Reklam bütçesi yok. Bir, ikincisi şey var abi oradan. Hani bir de hani kullanılan bileşenler. Şöyle bir vazif var. Şimdi biliyorsun operatörler de bunu yaptı. Şimdi Türkiye'de 4G yok ama 4G destekli. Sonuçta 4G destekli modem, modemli bir silikon sistemine chip alacaksan biliyorsun bu Qualcomm'a gitmek zorundasın. Şimdi Qualcomm'un attım şimdi fiyatları emin değilim ama 30 dolardı. 10 liraya sattığı şeyi adam sana Mediatek Rock 5 dolar diyor. Rock chip falan filan 5 dolara 10 dolar satıyor. 30 lira nerede? 5 lira 10 lira nerede? Yani doğru bir kere kafadan buradan aşağı inmeye başlıyorsun. İkincisi spekleri düşük tutuyorsun. 3 depolama alanından kırpmaya başlıyorsun. 700-800 liralık telefonların da aslında yani Deal Extreme'den falan baktığın zaman Deal Extreme ne ya? Deal Extreme'den falan baktığın zaman fiyatları şey 100 dolar 100-200 dolar arası zaten. Aynen. Hani Türkiye'ye sen de getirip satsan vergisini ödeyip aynı paraya gelecek. Aynen öyle. Yani bir de tabii şey var tabii o vergi dışarıdan ödeyince operatörler çok kar koymuyor üzerine. Evet. Yani ucuz telefonlarda mesela ne diyelim Çin'den Türkiye'ye getirilen telefonlarda adamlar şunu yapıyor. Arge masrafları bir Apple kadar bir Samsung kadar yüksek değil. Neden bir arayüz kullanmıyorlar? Saf Android arayüzünü kullanıyor. Bu çoğu zaman iyi bir şey aslında. İyi bir şey yani, bile. Yani Samsung çünkü yapmaya çalışıyor bozuyor daha çok. Yani sürekli Samsung diyoruz ama hani Apple ve Samsung kadar çok. Ya arkadaş son Samsung'a çok çektik falan diyorum. Yani HTC diyelim HTC mesela. Gidiyor tasarımına inanılmaz. Çok uğraşıyor o yüzden. Abi Samsung 2150 liraya satarken 16 GB telefonu biliyorsun S5 çıktığı zaman şimdi HTC o M8'deki ya şimdi açık açık hocam hakikaten çok güzel. Bu sonunda güzel. Tek parça alüminyum. Kullanılan hoparlörün maliyeti. Bak 1 dolar 2 doların bile etkisi var. Öyle abi. Onlar şimdi bu Çin işi telefonlarda da adam telefonu ürettiriyor 100 dolara. Daha bile ucuza. 600 liraysa 700 liraya satabiliyorsun burada. Yani. Bir de adamın reklam bütçesi yok. Gidip Apple gibi, Samsung gibi, onun gibi büyük projeler, televizyon reklamı onu bunu çıkmıyor ki adam. Ya da operatör cihazlarına da sadece operatörün zaten bir reklam bütçesi evet, var. Evet, ona dahil ediyor. Orada zaten hani önemli yani. Olan da kampanyaya dahil etmek kullanıcıları. Zaten hani taksit telefonu sonradan başka bir yer kalmadı. Ve zaten burada artık programı da çok uzatmayalım. Burada Rejden Uyarı geldi değil mi? Evet. Burada esasında esas kilit nokta şu. Diyelim Android dünyasındaki üreticilerin yaşamaya başladığı en büyük sıkıntı da bu. Mesela Samsung telefonu satabilmek için ya da diğer üreticiler telefonları satabilmek için çok ciddi reklam paraları harcıyorlar. Evet. Showroom'lar açıyorlar bu arada reklam yapacağız evet. Derken çıkan reklamı düşünmeyin ya. Kanyondur odur budur oraya bakıyorsun şey koyuyorlar. Şimdi Apple bir telefon sattığı zaman App Store'undan tut iTunes'una kadar her yerden senden para kazanabiliyor. Evet. Samsung ve diğer Android üreticileri sana bir telefon sattığı zaman başka bir daha para kazanamıyor. Evet. Yani, yani Google Play Store değil. Bu da ücretsiz işletim sistemi kullanmanın karşılığındaki şey. Sonuçta hani sen ücretsiz bir şey aldığın zaman kendini satıyorsun sözünü. Şey. Yani Google'a aracı oluyor bu firmalar. Aynen. Google. O noktadan sonra sen bir telefonu aldıktan sonra Google'a para kazandırmaya başlıyorsun. Evet. Şimdi bakıyorsun. Sen inanılmaz reklam harcıyorsun. Reklam parası veriyorsun. Mesela cihaz böyle bir sürü 40 takla atıyorsun. Sadece yani şundan para biz şimdi veriyorsun. Diyoruz ki burada bu telefon 1500 lira. Aveintouch 4 aynı işlemci kullanıyor. Tamam burada işte bu geri kalan pazarlama bütçesi işte arkadaşlar. Bu telefon metroya gidiyorsun cevap sensin diye Galaxy A5'in reklamını görüyorum. Eve gidiyorum televizyon açıyorum Galaxy A5'in reklamı var. İnternet sitesini açıyorum banner'ı var. Bu işte aradaki o fark pazarlama bütçesi oluyor. Bir noktadan sonra kullanıcılar da şunu diyor. Ben bu telefonu da alsam Android
Abi en taş 4'ü de alsam Android. O zaman ben aradaki 1000 lirayı farkı niye veriyorum? Ya da atıyorum 800 lira farkı niye veriyorum? En tepe cihazı almadığı sürece hiçbir şey yapmamış gibi. İşte yani. Bu noktadan sonra artık üst seviye firmaların satışları gittikçe düşüyor. HTC en çok satan ilk 10 marka arasında giremiyor mesela. Sony belki bu işten çekilebilir. Samsung'un satışları gittikçe düşmeye başlıyor. Çin'deki üreticilerin pozisyonu artıyor. Bir noktadan sonra üreticiler kendini koruyamıyor. Neden? Bunun reklam maliyeti var. Araştırma geliştirme maliyeti var. Ve sadece kutu satıp para kazanıyorsun. Evet. Apple gibi bir gelir alamıyorsun. Yani dediğiniz gibi bu hatta Android ekosisteminin 2-3 sene içerisinde patlamasına bile sebep verebilir. Çünkü bir firma, büyük bir firma LG, Samsung, HTC, Sony ben bu pazardan ekmek yiyemiyorum diyorsa o işten çıkar. Atıyorum 4'ü birleşir bir işletim sistemi ortak bir şey geçerlerse Çinlilere vermedikleri o zaman farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Ben şunu yani bu işte. Android'i patlatırsa Çinliler patlatır. Gerçekten cılkını çıkardılar çünkü. Bana çok basit boku çıktı yani. Ya çıktı tabii canım. Boku çıktı. Çıktı. Çok basit bir söylemek istiyorum. Şimdi bu şeyden bağımsızlık oluyor. Google'ın para kazanmasında. Şimdi benim bir sürü yazılım var satın aldım. Böyle bayağı da yüksek miktarda para vermiştim. Hatta hani bu Creed SSB destekleyen, kripto sistemini destekleyen uzak masaüstü istemsizliğe satın almışım. Çünkü Microsoft'un şey yoktu. Remote desktop client'i yoktu. Şu o an zaman var. Şu an bedava yani. Hani aldım şu an. 25 dolar para verdim. Sadece bir yazılım 25 dolardı yani. Mecbur. Onun %40'ı Google'a gitti. Dur gitti. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Ben onu satın aldığım zaman Galaxy S3 almıştım. Onu kullanıyordum. Malum benim meşhur S3 arkadaş hala duruyor bir kenarda. Camını yine uzun yüzünden kırmış. Blogada gördüm bugün. Abicim ben aynı Google hesabıyla başka telefona girince o yazılımı orada kullanmaya devam ediyorum. Tekrar para vermiyorum. Hmm. Hani Samsung bana işte atıyorum Dropbox hediye etti 2 sene falan filan sonuçta satın alınca böyle bir şey yapıyor. Neyse bütün adamların sağlığı imkanlarını kullanıp ondan sonra başka telefona geçiyorum. Hani işte UKT yaparken kullandığım şeyler buna dahil. Yazılımı orada da kullanabiliyorum. Hani şey aradan çıktı. Hani Samsung'dan satın almışım. Öyle bir şey yok. Yok. Ben bu kadar verdim parayı. Samsung'un hiçbir... Aynen de Samsung Apps'ten hani mazoşist olacaksın. Çok zorlama seveceksin. Ya da Samsung Apps'te özel şey... Bulmuyor zaten. Hani Samsung App'te... Yani belki hani özel uygulama hani bulursan. Evet, Asset indiriyorsun. Oradan onu güncelliyorsun abi. Yani falan filan. Yani. Sıkıntı dediğimiz gibi gelecekte arkadaşlar Android ekosistemini patlatacaksa tek patlatacak olay bu Çinlilerin çok palazlanması ve ucuza adam abi şu anda 1000 liraya 700 liraya Çin'den güzel bir telefon getirip Türkiye'de karını koyarak satabiliyorsun. Kaydettirip falan satarsınız arkadaşlar. Yani karını hani getirip satabiliyorsun. DX.com. Bu noktadan sonra yani çok zor değil. Abi reklam parası yok. Bir. Evet. Reklam bütçesi çok büyük dert. Yani sen Apple'la aşık atmak istiyorsan reklama koyacaksın. Reklam vereceksin. Bu noktadan sonra böyle bir durum var. Yani bir telefon alıyorsunuz, 2000 lira veriyorsanız 2000 liranın içerisinde nelere para verdiğinizi bu programda da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. BTL 5 yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Şen ve sen kalın.